Kolay gelsin. Sağ olun. Seren Tekin Hanım'la görüşecektim. Seren Hanım burada. Asistan doktor Seren Tekin. Evet. Pardon. Ben yeni başladım da mesaiye başlamadan önce sizi bulmamı söylediler. Bahar, yeni asistan değil mi? Evet, memnun oldum. Umarım ben de memnun olurum Bahar. Ama biraz erken karar vermişsin ya asistanlığa başlamak için. Bekleseydin 5-10 yıl daha. Size ne? Size ne acaba? Paşa gönlüm şimdi başlamak istedi. İster başlarım, istediğimde başlarım, istemediğimde başlamam. Keyfimin kahyası mısın kızım sen? Zaten o gün oğluma abuk subuk laflar ettiniz. Şimdi yedin naneyi. He? Vallahi hiç acımam, sıkıveririm gırtlağını senin. Yani geç aslında... otur oraya. Günü planlıyorum şimdi. İlgileneceğim sonra seninle. Peki. Geçmiş olsun amca. Teşekkür ederim. Günaydın İnek obası. Sallanıyoruz bakıyorum yine. Bakın size yeni arkadaş getirdim. Yeni asistanımız Bahar Özden. Merhaba, memnun oldum. Asistan mı? Hı hı. Senden 20 yaş büyük ama evet, asistan Doruk'cum. Yaşından ötürü iltimas beklemezsin değil mi Bahar? Yani çünkü kimse bizden 20 yıl daha fazla yaşadı diye saygı göstermek zorunda değiliz. Değil mi? Saygı hak edilir. Ne diyeceksin, şey mi diyeceksin, aa bu Z kuşağı ne kadar garip, hiç böyle büyüklere saygı kalmamış falan mı diyeceksin? Yok, yok. Müsaadenle cringe diyeceğim. Wow, çok iyi. Yani öyle deniyor değil mi böyle durumlarda? Dilinizden anlarım diyorsun yani. Okey, ama şöyle bir şey var, ben kıdem olarak senin üstündeyim. Kullandığın dile dikkat edersen iyi olur. Hı hı. Arkadaşlarınla tanıştırayım seni. Bu... yüzünde saçma bir gülüş olan Doruk. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Uğur. Merhaba. Memnun oldum. Memnun oldum. Suratında saçma bir ifade olan da Uras. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de. Okey, muhabbetimiz bittiyse iş bölümünü gruba attım. Herkes işinin başına geçsin. Bahar sen benimle gel, hastaneye gezdireyim sana. Ben gezdirebilirim istersen. Senin isten yok mu Doruk? Yok. Bahar. Yok. Bahar. Hadi Bahar biz gidelim. Gel sen. Ne vizitesi abi? Oha lan, oha. Hatunu gördün mü lan? Kimler oğlum 20 yaş büyük diye? Lan oğlum annemiz yaşındaki kadın hakkında yani ileri geri ne konuşuyorsun? Hastanedeyiz, bir kendine gel ya. Yo. Ne yo? Abart sen. Ne abart? Benim eski kız arkadaşım da benden 10 yaş büyük. Bana ne eski kız arkadaşından? Ne var? Hem ben seviyorum. Doğru söylüyor, öyle seviyor. Liste. Listeyi göstereyim ben size. Ne listesi? Listeniz var oğlum. Hadi, hadi, hadi. Uyan, uyan. Hadi, Uğur hocam, hadi. Liste. Ona mı yazacaksın? Bir tablet olsa daha iyi olur sanki. Ben analoğum biraz. Peki. Gergin misin biraz? Yok. Heyecanlıyım aslında. Heyecanlanma, heyecanlan. Uzun zaman oldu tabii, ondan biraz normal geldi. Böyle şeyler ama şey, ben buradayım yani. Hani böyle takıldığın bir şey falan olursa bana sorabilirsin. Tamam, sağ ol. Uras, Uras. Ha? Aldın mı bizden notlarını? Aldım. Hadi bakalım, 408 numarayla başlıyoruz. Günaydın Ayla Hanım. Nasılsınız bakalım bugün? Karın ağrılarınız ne durumda? Ağrılarım azaldı doktor hanım. Bu serumda ne var? Bir tuhaf hissediyorum kendimi. Ne gibi? Yani glikoz varsa bana bu serumu vermeyin. Kül almak istemiyorum. Siz hiç merak etmeyin, serum kül aldırmaz. Aldım ama ilaççılar ödem yapıyorsa ödem attırıcı verin. En az bir kül aldım ben. Ayla Hanım, siz sadece bol bol su için yeterli bize, tamam mı? Hem ayrıca bugün sizi Candaş Hoca'ya yönlendirdim. Öğlen psikiyatr randevunuz var. Niye psikiyatrisi gidiyorum? Delirmedim ki. Kül aldım ben. Bu hastalığınız, ağrılarınız psikosomatik olabilir. Candaş Hoca'nın görüşü bizim için aydınlatıcı olacaktır. Ne diyeceğim psikiyatrisi? Benim karnım ağrıyor mu diyeceğim? Benim karnım ağrıyor.
kafam yerinde. Muhakkak. Delirmedim diyorum. Tabii ki, tabii ki ama yani endişeleriniz, kaygılarınız illaki vardır, değil mi? Ha, bu görüşmeyi de böyle canınızı sıkan ne varsa paylaşmak için bir fırsat olarak görün. Yani belki hastalığınız bu sayede iyileşecek. İlaç yazarsa almam ama. Antidepresana karşıyım. Acım kilo aldırıyorsa zaten almayın. İlknur, hastamızın psikiyatr randevusuyla sen ilgilen, olur mu? Tabii hocam. Biz tekrardan bir AP tomografisi isteyelim. Eğer ağrılarınız devam ederse de cerrahi müdahale için tekrardan konuşuruz, olur mu? İyi dinlenmeler diliyorum size. Şey hocam, ne dediniz? AP tomografisi. Abdomen ve pelvis tomografisi. Günaydın. Günaydın. Abi. Aziz. Geçmiş olsun ya. Kardeşin gelmiş dün akşam. Oh, çok sağ ol ya. Düşmüş. Yani kafasını çarpmış da bir şey yok şimdi. Hadi lan. Bro, arasaydın biz de gelirdik ya. Bro'm, senin işlerin vardır ya. Teşekkür ederim. Var. Ne yaptın bakayım dün gece? Pampini pompon. Yok ya, bize gerek kalmadı. Bahar'ı çağırmış. O koşa koşa geldi. Destek oldu bizim yerimize, sağ olsun. Aşk olsun lan Azo. Yani sen benim Bahar'a olan ilgimi biliyorsun, bir de ona mı yürüyorsun? Yaz. Ya yürümek falan ne demek? Ne diyorsun yine sabah sabah ya? Ya bir şurada ne kadına oldu? Ne oldu? Kadının yaşından, şeyinden hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz. Hareketlere bak ya. Ayrıca kadın sana oğlum demedi mi? Heh? Onu o anlamda söylemedi. Ne? Hangi anlamda söyledi? Sen bilmezsin. Aa, bilmem. Ben araştırdım. Kadının senin yaşında oğlu varmış. Neden araştırdın ayıptır söylemesi? Ya Timur Hoca... Doktor Aziz Uras Yavuzoğlu. Şovu kesmeye davet ediliyorsunuz. Buyurun. Bence de. Seren, uzatmayacaksın değil mi? Yo, ben çok mutluyum böyle senin Bahar gibi candan bir arkadaşın olmasına artık. Günaydın köleler. Asistan lazım. Ben hocam. Gelirim hocam. Bir saniye. Ben gelirim. Bir saniye. Seren, işin varsa ben gideyim. Yok, benim hiçbir işim yok. Siz rahat olun. Ne gerekiyorsa yaparım hocam, ben buradayım. Ben seve seve yardımcı olurum size. Yani Nurşan gidiyor işte. Ruşen ismi bu arada. Seren. Harika. Günaydın. Günaydın. Nasıl oldu? Ne? Kim? Kardeşin. Aziz Uras nasıl oldu? Nasıl oldu? İyi, iyi. İyi hocam, gayet iyi. Hı? Sıkıntı yok, çok şükür. Çok şükür. Harika. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol. Süper. O zaman Seren, gidelim. Gidelim hocam. Hı-hı. Günaydın Bahar. Günaydın. Üzerindeki renk çok yakışmış. Böyle mavi mavi gökyüzü gibi olmuşsun valla. Ne oluyor oğlum? Sen gelsene bir buraya. Geldi. Geldi. Senin kafan yerinde mi Bahar? Efendim? 8 ampul digoksin yazmışsın Bahar. 8 ampul digoksin yazmışsın. Hastayı öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Şapşal mısın sen Bahar ya? Burada insanların hayatı söz konusu. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kardiyoloji bölümünden 2 miligram. 2 miligram. 2 ampul olmasın o. Sen öldüreceksin insanları galiba ya burada. Vallahi öldüreceksin insanları. Bak bu saatten sonra tek başına ilaç yazman yasak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Tamam, kimseye sormadan yazma. Tamam hadi git, acile git. Ben hallederim bunu. Ben hallederim tamam. Abi git hadi. Telefonumu alacağım. Asistanlığın ilk yılındaki birine böyle sert davranmasam mı Seren hocam? Kadın hala iyileşme sürecinde yani üstelik. Yanlış yapan herkese aynı şekilde davranıyorum ben. Ayrıca Bahar'a ayrıcalıklı davranan birisi varsa o da sensin. Necim? Ne alakası? Seren hocam. Seren hocam. Seren hocam. Ne? Ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun ya? Demin Uğur'la Doruk'a bu şekilde bağırsaydım bit bit edecek miydin? Ya ne? Tabii ki edecektim. Niye etmeyeyim ki yani? Ya kadın yaşça büyük diye ben saygıdan hürmet ediyorum. Sen niye başka bir şey anlıyorsun ki? Ayrıca asistanlığın ilk yıllarında herkes hata yapabilir. Sen de biliyorsun. Ben yapmadım. Ayrıca Bahar'a da gayet anlayışlı davranıyorum. Reha Hoca'yı şikayet etmedin mesela. O gün acilde ne işi vardı? Ha? Söylesem neler olurdu biliyorsun değil mi? Ayrıca bu konuda ne kadar hassas olduğumu da biliyorsun. Biliyorum. Sadece insan gibi biraz alttan alsan ölür müsün diyorum yani. Anlamıyorum Bahar'dan ne istediğini sana. Şekerim? Hayırdır? Niye bağırışıyorsunuz koridoruna? Bir şey yok hocam. Ne diyordunuz öyle Bahar mahar? Neler oluyor?
Yanlış bir reçete yazmış bir hastaya da ben fark etmesem kaybedecektik hastayı hocam. Ne diyorsun ya? Belliydi zaten bu işi beceremeyeceği. Hocam acilde olanları da biliyorsunuz geçen gece. Reha Hoca'ya bildireceksin değil mi? Yani bu seferlik... Bu seferlik falan yok şekerim. Biz doktoruz. Bizim çoğu zaman ikinci şansımız olmaz. İnsanların canı bize emanet. Yani... Yani şu, kimseye iltimas gösterme. Yoksa o şefkat ayağına dolanır, sen de işinden olursun. Anladın mı? Bu arada bana bırak, madem acilde sorun çıkarıyor, ben onu başka bir yere göndereceğim. Tamam hocam, sağ olun. Bahar nerede? Acilde mi şimdi? Acilde gitti hocam. Allah! Ay ödüm koptu. Ne oluyor? Niye bu kadar korktun ya? Dibimi ensemden. Öyle gelince herkes şey olur yani, korkar. Allah Allah. Bakıyorum hata yapıyor musun? Ayakta uyuyor gibisin de o yüzden. İyiyim. Gayet iyiyim. Hata yok. Yok, ben de iyiyim. Yok hata. İyi. Şey soracağım bir de sana, sizin Timur Hoca ile aranızda ne var? Ha? Kim? Hangi? Nasıl Timur Hoca? Ne demek, ne arası, ne manada? Ya hastanede ikinizin arasında bir şeyler oluyormuş gibi dedikodular var da... Hı? Gelip sana doğrudan sormak istedim ben de. Yani Timur Hoca evli biliyorsun, burası da oğlu. Oy, nasıl? Oh, nasıl bir şey bu? Günler... Kimle mi konuştun? İftira, kupkuru. İftira. Allah Allah. Allah Allah. Böylesine iştigal. Yalansa niye bu kadar geriliyorsun peki şu an? Gerginlik mi? Ne oluyor? Ben rahatım. Hiçbir gerginliğim yok. Her zamanki halim. İyi, peki madem. Tamam, madem. Olur. O zaman ben de sana sorayım. Senin erkek arkadaşın var mı? Artık yok benim de. Şişt. Ay kaskat geçirdim. Zarife Yıldırım, 48 yaşında, rahim kanseri son evre. Kanser hücreleri karaciğerine ve omurgasına da aynı zamanda metastaz yapmış durumda. En kısa zamanda kemoterapiye başlaması gerekiyor fakat tedavi kabul etmiyor. Neden? Çünkü kocasını zehirlediği için müebbet almış. Anlayacağın, yaşamaya pek merakı yok. Yani bir de bir huyu varmış, pek konuşmuyor. Burası. Geçmiş olsun Zarife Hanım. Geçmiş olsun. Boşuna uğraşmayın hocam. Gelene kadar ağzından tek kelime dahi çıkmadı. Biz kendisini burada tutacağız yani. Durumunu stabil tutacağız burada ikna olana kadar tedaviye. Bahar Hanım ilgilenecek kendisiyle. Geçmiş olsun tekrardan Zarife Hanım. Hadi bakalım Bahar, yap şovunu. Geçmiş olsun. Bir daha olmaz ama benim de bir şartım var. Neymiş senin şartın? Bahar meselesini kapatalım. Olur mu? Tamam, okey. Bahar'a saygını anladık. Hı-hı. Ama... Hata yaparsa affetmem. Hmm. Tamam mı? Sen affetsen ben affetmem. Opa! Hap! Görmedim ikinizi. Bir şey şey yapmam. İkinizle de ilgililer. Resmen yakalandık. Yakalandık. Hani yazık değil mi? Benim bu güzelliğim boşa mı gitsin? Gitsin aşkım. Diyorsan ben şimdi çıkıp ya gidiyorum. Allah aşkına ya. Ya ne yapayım? Timur kitledi bana. Ne tamam yapayım? Başka birini buluruz. Bahar başka ya birini ya buluruz. Herkes gitti. Kimi bulacağım? Bir arkadaşın senin yerine nöbet tutar. Sonra sen onun yerini tutarsın. Kimi bulacağım kızım? Ya yok mu kimse? Var. Müşra'ya haber veririz. Nasıl? Gerçekten mi? Kesin gelir mi? Gelir. Şey, mı diyorsun? Şey olmasın, ayıp olmasın. Olmaz canım, ne ayıp olur. Yok, uyumamışsa yakalarız. Tamam, uyumamış mı?
Yazıyorum yaz, şimdi. Yaz, şey de ona. Uyudun mu de, uyudun mu de ona. Uyudun mu? Uyudun mu de? Hem uyumamıştır. Uyumamıştır. İyi, yazıyorum. Uyudun mu? Uyudun mu? Ama uyumuş da olabilir. İşte. Uyumamıştır. Çevrim içi oldu. Çevrim içi oldu, ne dedi? Oldu. Geliyorum yazmış. Yok, gerçekten mi? İşte bu. Pisleri yakacağız. Ya babamları içeri koyuyorum. Ya babam. Dur bu makyaj malzemelerini alayım. Ya evlenmeyeli çok. Ay teşekkür ederiz ya. Ay. Sen? Yok, ben gelmeyeceğim gece. Neden? Ya, keyfim yok. Bir de Uras'la kavga ettik falan. Aa. Ya. Şey yaparsınız, barışırsınız ya. Şimdi sen burada mutsuz, orada mutsuz. Böyle ayrı ayrı mutsuz takılmayın. Ay yok ya, geleceğim orada insanların da enerjisini düşüreceğim falan. Hiç gerek yok gerçekten. Bahar! Bahar! Ha, efendim? Burada giyinebilirsin değil mi? Buraya çıkarıyorum. Evet evet, orada giyinirim. Neden tartıştınız? Ne oldu aranızda? Bir şey mi oldu? Yani anlatmak istersen, istemezsen. Anlatayım. Hem abi, ekran ben de rahatlarım. Ha. Ne olmuş? Sevgilisiyle. Ah, aşk. Ben bayılırım. Tabii ki bayılırım. Bir de benim uzmanlık alanım. Değil mi? Öyle biraz da. Ben buradan kahve yapabilir miyim? Tabii tabii. İyi. Evet. Anlat. Anlatıyorum ben. O zaman şey, ya biz yemeğe gidecektik. Ben de böyle bayağı süslendim, püslendim yani, heyecanlı bekledim falan derken ekti bu beni. Ekti bu beni. Sordum ben de ne oldu diye. Moralim bozuk diyor. Dedim ne oldu, hani anlamaya çalışıyorum ben de nedir ne değildir diye. Annemle alakalı bir mesele, anlatamam dedi. Allah Allah. Çok yorumsuz dinleyeyim ama biraz. Ha. Onun annesiyle ilgili mi? Annesiyle alakalı. Belki sonra anlatır. Ay yok, anlatmaz, anlatmaz. Çünkü anasının kuzusu. Ayy, bak en kötüsü. Direkt uzaklaşır, direkt kaçacaksın onlar da. Çok kötü, çok. Değil mi, değil mi? Bir de böyle tam annesiyle bence ilişkisi nasıl biliyor musun? Böyle şey vardır ya. Oğullarıyla aşk yaşayan anneler vardır ya. Hayır asla. Onlardan. Bak, evet onlardan hayır, ben. Hayır biliyorum. Asla annesiyle arasında öyle bir ilişki yok. Onların ilişkisi, onlar birbirlerine bağımlı değiller. Bağlılar. Sanmam. Sen nereden biliyorsun ki? Konuştuk. Bunların konuştuklarımızdan bir çıkarımım oldu. Aziz Uras'la bu konuları çok konuştuk. Ama bunları da böyle terk edince sersefil oluyorlar. Ya. Aa, evet evet. Benim önceki sevgilim de böyleydi. Çocuğu terk ettim, 2 sene kendine gelemedi. Böyle şey falan diyor. İntihar edeceğim ben. Aa, çok değil mi? Ağzına alma kelimeyi. Yok Allah korusun yok. Aa. İnsan evladı ya. Bir önceki de öyleydi. O da tam süt kuzusuydu. Ah. Süt kuzusuydu o da böyle. Ben mi bunları buluyorum? Bunlar mı beni buluyorlar? Yoksa benden sonra mı böyle oluyorlar? Belki de seninle ilgili bir mesele. Bilmiyorum yani. Aman boşver, sus. Allah aşkına anlatma. Tamam, anlatma daha fazla. Sen anlat dedin, o yüzden anlatıyorum. Ben keyfimiz kaçmasın. Keyfimiz kaçmasın. Keyfimiz kaçmasın. Gel. Keyfimiz kaçmasın bir tane. Gel sen. Gel, keyfimiz kaçmasın. Ama Uras anlayacak hatasını. Ama anlamazsa da köpek edeceğiz, değil mi? Çok oldu, çok. Köpek çok. Çok, köpek. Bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Sizin aranızda Aziz Uras'ta bir sevgi var. Birbirinizi siz aslında seviyorsunuz, tamam mı? Yani ona tutun. O sevgi sizin aranızdaki tutkunuz. Ama tabii bize ne? Tabii. Bize ne? Yok, ben... Bizi ilgilendiren şey var, ilgilen biz ilişki doktoru değiliz. Hayır, değiliz. Gel sen de gel. Hadi, hadi, hadi gel, güncel ya. Allah aşkına, bu tip eğlenceli yerlerde insanın libidosu da şey olur, yükselir. İyi, tamam. Korkmayalım. Bak hocam, gerçekten. Sen bana gel, bana gelsen ben sana makyaj yapacağım. Tamam. Gel. Düzleştirici getirdin. Getirdim. Tamam, düz yapacağım. Buralarını böyle kıvıracağım. Çok güzel fikir, gel. Bahar, bir tane. Sen çok olgun bir kadınsın, çok. Geldim, ne oldu? Ah, hoş geldin.
Tam da uyuyacaktım. Pizza ısmarlayacağım sana, hadi geç. Pizza istemiyorum. Sen sushi, sen de tatlı ısmarlayacaksın. Ya ben sana her şeyi ısmarlarım ya. Bu kazanızı da unutmayacağım. Teşekkür ederiz Büşra'cığım. Seni çok seviyoruz Büşra'cığım. Sakin. Sakinim ben. Hiçbir itirazım yok. Evet, doğru duydunuz. Bahar benim eşim. Bütün ödüllerin, sevginin en fazlasını hak eden sevgili eşim Bahar Yavuzoğlu. Lütfen beni affet. Sen benim hayatımın aşkısın. Gözlerini. Doruk, Doruk. Hayatım, sen de bir şeyler söylemek ister misin? İyiyim. İyi. Öncelikle hastanemiz için böyle önemli bir gecede sizi yani böyle bir sürprizle meşgul ettiğimiz için öncelikle çok özür diliyorum ve... Annen, bana hiçbir şey anlatmayı düşündün mü mesela? Seren bak, bir dinle. Sadece kısaca. Seren bir bakar. Çalışma arkadaşlarıma. Seren bak, bir açıklama yapmam lazım var. Ne söyleyeceksin? Ha, ne söyleyeceksin ya sen? Sen bunu benden nasıl saklarsın ya? Biz defalarca Bahar yüzünden kavga ettik seninle, evet. Defalarca ya. Tamam ettik biliyorum da yani söyleyemezdim ki. Annem için söylememem gerekiyordu, ne yapayım? Söyleseydin ne olurdu ha? Ben bu sırrı seninle saklayamaz mıydım? Ha? Seninle beraber susamaz ya mıydım? Ben anlayamaz mıydım Miras? Yani Timur hocası var bunu. Ben nasıl söyleyecektim sana Timur hoca varken? Ya sen hiçbir şey anlatmadığın, kendini açmadığın bir ilişkinin içinde niye varsın ki? Ya Seren, söyleseydim ne olacaktı? Söyleseydim ne olacaktı? Söyle. Ne olacaktı biliyor musun söyleseydin? Gerçek bir ilişkimiz olacaktı. Şu an hiçbir şeyimiz yok bizim. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey yok. Doktor Bahar. Ah. 601'deki no'lu hastayla siz mi ilgileniyordunuz? Evet, ben. Tamam. Taburcu edilmesi gerekmektedir. De. Seren. Hı. Sen bana farklı davranmana gerek yok. Yani devam et. Kendin gibi ol. Seren olsun. Tamam, hemen gidip imza al. Ama alabilirsen. Alabilirsen yok. Git. Al imza. Taburcu et. Git. Git imza al.
Git imza al. Zaten görüyorum, izliyorum seni de burada. Yaptığın hiçbir şey yok. Giriyorsun boş, boş. Bir şeyleri de boş boş yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. Onları da görüyorum. Tamam. Onları da görüyorum. Onları da görüyorum ama git şimdi taburcu et hastayı lütfen. Bir zahmet. Bir zahmet çok iyi. Bir zahmet. Evet. Tamam. Hı. Bak. Hı. Bizim aramızda hiçbir şey değişmeyecek. Tamam. Merak etme. Ya Bahar, ben çok özür dilerim. Yani önceden bilseydim. Yok, gerçekten tamam. Bilseydim. Ya hiç. Tamam. Önemli değil. Ben tamam, seni biliyorum. Ben alıştım zaten senin aksi huysuz hallerine. Hani yani kandırsaydın daha mı iyiydi? Aksi ve huysuz muyum ben? Öyle mi dedim? Öyle dedim. Öyle dedim. Duvarlı. Duvarlı. Boy boy. Boy boy. Tamam tamam. Ben gideyim. Git dedin zaten. Hı. Tamam ben hadi. İşime gidiyorum. Yangın. Yangın. Yangın mı? Yangın. Öpüşüyorlar. Ben ölürken öpüşüyorlar. Bu adam ben ölürken hep renginden pişiyor. Yok yok. Ay. Ay. Bir de bana diyor. Bana diyor ya. Bana diyor. Bana aldatıyorsun diyor. Bir de bana diyor. Aynı zamanda diyor. Bunu yaparken bana diyor ki aldatıyorsun. Hiç utanmıyor. Hiç utanmadan diyor bunu. Bu ben durdum ben. Benim beynim durdu benim. Aktı benim beynim. Ya daha bana bir şey söylemek isteyen var mı? Var mı? Var. Yok, daha ben uyanayım diye böyle suratıma bir şeyleri çarpmak isteyen var mı? Bitmiş. Ne olur herkes her şeyi söylesin. Bütün sanatı her şeyimi bana söyleyen söylesin artık. Bitmiş, yokmuş, bitmiş. Bitti. Bunu gören var mı? Henüz daha kimse görmedin. Herkes görecek. Herkes görecek. Var bu kanıt. Herkes görecek bunu. Bu videoyu herkes görecek. Benim götürün beni. Gidelim. O da tamam. Burada. Benim çocuklarım için buradan götürün. Tamam, ben de seni ileceğim. Tamam. Ben de seni ileceğim. Tamam, ben de seni götüreceğim. Götürecekmiş. Ben sana bunu niye gösterdim biliyor musun? Benim babam da annemi aldattığında aynı böyle hissetmiştim. İnsan böyle zamanlarda nasıl nefes alacağını unutuyor. Ama ilacım bende. Ben sana nefes aldıracağım. Gel yürü gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Böyle, geçin böyle. Hmm, tamam. Şöyle geç. Nereye gideceğiz? Gel. Gideceğiz. Geç. Atla ben bacağını gel. At. At. Tamam. Ha, kiraladığım zamanlarda benim. Tamam. Geç. Gel anneciğim. Öbür taraftan gel. Öbür taraftan. Bahar gel sen oradan. Taraftan. Gel ben seni bindireceğim. Aha. Gel. Sen aç. Bana. Tamam. Sen gel. Tamam. Çal. Sen bin anneciğim hemen. Ben bin. Gel. Sen gel tamam. Ben. Tamam. Ben de çek onu. Ben küçüğüm. Onu. Tamam. Biraz müziğe ne deriz kızlar? Anne. Kalsın böyle. Sen babanı affedebildin mi? Affetmedim. Hiçbir zaman. Annen ne yaptı peki öğrenince? Yani... İşte önce inkar etti, zamanla kabullendi, sineye çekmeye çalıştı. Ama yapamadı yani, ailesi dağılmasın diye falan. Sonra boşandılar. Yani böyle anlatınca tabii kulağa çok kolay geliyor ama hiç öyle olmadı yani, hiç öyle
kolay boşanmadılar. Ama anneme çok kızdım biliyor musun? Yani boşanmak istediği için. Ama o kadar aptaldım ki yani, o kadar aptaldım ki... Babamı bırakırsan ben de evden giderim, bir daha beni göremezsin falan dedim kadına. Ama yani ergendim. Annemin ne kadar acı çektiğini hiç fark etmedim bile. Benim yüzümden böyle mutsuz evliliğin içinde tıkalı kaldı kadın. Çok ağır depresyona girdi. Ama sonra ne oldu? Ben üniversiteye geldim. Gezdim, tozdum, eğlendim, aşık oldum. Annemi aramaya bile üşendim. O yüzden annemden çaldığım onca yıl için o kadar üzgünüm ki. Yani onu sadece bir anne olarak görüp hayal kırıklığına uğramış bir kadın olduğunu unuttuğum için. Hop, boşandı sonra. Yani ben de ilk maaşımla ona boşanma hediyesi almıştım. Ne aldın? Bir elbise, takı, süs falan. Ama mutlu şimdi. Mutlu. Hatta bence flörtü bile var. Ne diyorsun? Apartman yöneticisinden hoşlanıyor. Mutlu son diyebilir miyiz yani? Diyebiliriz. Ve senin mutlu sonun içinde... Kural 5 demek ki dedi. 5'ti tabii. Bundan sonra otomatik olacağım ben. Evet. Ben nasıl kendimi çaresiz hissettiysem. Ben öyle be. Bundan sonra böyle olacak. Evet. Evet. Bir damla daha gözyaşı akıtmayacağım ben Timur için. Allah'ım. Gönderiyorum ben bu şeyi. Şu an. Ben videoyu ayağına gönderiyorum. Gönder gitsin avukata ya. Gitti. Ben şimdi bir şey veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu açılıyor mu ya? Evet. Açılıyor mu? Söyleyeyim mi, açılıyor. Ya açsana, aç şöyle. Şöyle bir iyi daha. Aç iyi daha. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben galiba ayağa kalkıp bağıracağım. Evet. Ben. Uyansın herkes, benim kuşum Ulus'a seslenecek. Her gün kendini, kocasını mutlu etmek için parçalayan kadınlar, çocuklar. Hazırsanız. Hazırız. Bir, iki, üç. Hiç merak etmeden hepimiz yanındayız.
sensiz kalamayız. Renkli çorapların mı bilmem, kafandaki kuşlar mı sence bize bu şarkıyı yazdıran? Dahası var ama arkası yarın. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Biz mevsimlerdeyim, sen yazımsın. Uyandın artık, günaydın bağırın. Çocuklarım. Hiç merak etme, hepimiz yanındayız. Sensiz kalamayız. Renkli çorapların mı bilmem, kafandaki kuşlar mı sence bize bu şarkıyı yazdıran? Dahası var ama arkası yarın. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bize mevsimler değil, sen lazımsın. Uyandın artık, günaydın baharım. Ne yaptınız öyle? Bravo! Hastanenin en şanslı hastası benim. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Hepiniz harika çocuklarsınız. Çocuk değil mi? Bahar, bu arada hastaneye çiçek... ben sana çok büyük bir çiçek yaptırmak istedim ama... hastaneye getiremedim. Yasak biliyorsun. O yüzden ben sana böyle peçeteden bir gül yaptım. Kabul edersen. Ettim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki sizin gibi harika çocuklarla tanıştım. Asıl biz iyi ki seninle tanıştık. Hepimize Bahar'ı getirdin ya sen. Bahar, yan bile yalnız bırakmayacağız seni. Çok teşekkür ederim. Sürekli nöbetteyiz üstelik. Aynen. Evet. Ya düşük bir ihtimal biliyoruz ama hepimiz senin için donör olmak için test olacağız. Hatta ben 2-3 defa olacağım. İnşallah çıkar. Çocuklar, ah çocuklar. Çok teşekkür ederim. Sen iyi ol Bahar. Hemen iyileş, aramıza dön. Çünkü sana en çok doktor önlüğü yakışıyor. Ay canım benim. Şimdi kimse hareket etmesin. Ben herkesin yerine toplu bir sarılma yapıyorum. Selen, ben sarıl... Ya Doruk, Allah Allah ya. Yapma ya. Ya neyi konuştuk ya? Biz neyi ne zaman konuştuk Allah aşkına? Ya. Bahar, bu arada boşandınız mı? Ya Allah Allah. Aa, şaka Allah yapıyorum Allah arkadaşlar Allah. Ya. Şaka bu ya. Vallahi şaka. Ne seni ne şaka ya. Ne kadar şaka bu? Tamam olmaz. Ben sarılacağım. Ya gel hadi gel. Hadi ben giriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dur. Tamam mı? Çık sakin. Tamam hadi. Ben hiç kimseye bir şey yapamam. Suyan ya. Hamile miyim ben? Fenalık bastı, çok içti dedim sana. Abi suyu falan yok. Tamam bir su getirseniz oradan. Kız Seren merhaba. Ne? Ah, Seren. Seren. Ne Seren. Oldu kızım? Seren. Tamam bir dakika. Dur. Bir dakika. Tamam. Neyse, nabız var, normal. Gel bebeğim. Tamam. Hadi tamam. Ver bir tane. Hadi sen arkaya gel. Bahar yok, ben kullanamam bunu. Nasıl? Kullanamam ben bunu. Hayır, bu binerek al. Kullanamam Bahar, geç. Vallahi tamam yavrum, sen yanına geç. Bahar ben de geliyorum. Anne sen gelme artık. Geleceğim ben. Yok yok, biz hallederiz. Tamam neyse. Sen burada kalıyorsun Umancığım, bizden haber bekle. Umay. Tamam. Hadi kızım. Umay'cığım haber bekle, tamam. Kızlar bizi merak etmeyin, tamam mı? Sorun yok. Bu nasıl şey oluyor? Sorun yok. Aşkım biliyorum. Çok güzel konuk yapıyoruz. İçinden geldiği gibi bir şey yok zaten. Merak etmeyin. Kızlar merak etmeyin. Bu nereden bunun bir şeysi? Çek kendin. İçinden nasıl geliyorsa öyle kullan. Öyle kullanayım, tamam. Hadi.
Merak etmeyin. Böyle böyle Bahar. Ay 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 burası. Dur anneciğim tamam. Bahar. Sokakta. Bahar. Efendim? Gözlerini açmıyor Bahar. Gözlerini açmıyor sokakta, ne demek ya? Gözlerini açmıyor. Sokaklarına canım, mı anne? Canım şöyle bir şey yapayım canım. Sen anne duyuyor musun? Hayır. Pardon. Ay trafik tıkandı. Hayır. Hastaneye gideceğiz. Tamam şuradan geç. Eğleniyor gibi görünüyoruz. Eğlenmiyoruz. Hayır hastaneye. Çocuğum hadi aç. Şuradan soldan geçivereceğim. Şurada. Ay yapma sen. Açabilir misiniz yolu acaba? Tebrik ederim. Çok tatlısınız. Ya, tebriklik bir şey değil. Hastaneye yetişmişsiniz. Hastane. Çok tatlısınız. Hasta mı çocuğum siz de? Tatlı ben... değiliz. Tam tatlıyız da öyle nereden değil. Gidiyor ki solda? Dur ben sorayım. Oradan gideceğim. Lütfen yolu açar mısınız? Biz eğlence amaçlı değil. Hayır. Biz eğlenmiyoruz. Hayır. Hiç eğlenmiyoruz. Hem de hiç eğlenmiyoruz. Aç yolu. Hiç eğlenmiyoruz. Aç yolu kardeşim aç. Hastalar. Bu memleket bu şeyi çözemedi bir türlü ya. Nasıl onun durumu? İyi. İyi açtık. Selam beni dinle. Beni dinle. Geldik canım. Seren, Bahar, tamam. Çocuklar. Hadi bakalım. Hastaneyi düğün alayım mı hasta? Bakalım. Hadi. Seren. Gel bir tane. Çocuklar. Oradan bir sedye alalım. Sedye. Bir müşahede odasına. Tamam. Seren. Sedyeye gerek yok. Sedyeye gerek yok. Sandalye sen. Bir tetiklerini yapalım hocam. Bir vitallerine bakalım. Neden bayıldı? Tamam. Sakin olalım. İçeri alıyoruz arkadaşlar. İyiyim arkadaşlar. İyiyim. Sen bir sakin ol. Tamam ben sakin ol. Sen telaşlanma. Seren. Bir tomografide çekelim. Bak kafanı çarpmışsın. Orası ben de doktorum. İyiyim diyorum. Bir şeyim yok. Kalkacağım hatta. Hayır, kalkmak yok. Dinleneceksin. Cevdet Hoca daha iyi bilir. Ben onu bir gideyim konuşayım. Tahlillerin de çıkınca ben kontrol edeceğim. Tamam mı? Merak etme. Anne. Canım. Cevdet Hoca'yı bulup geliyorum. Canım. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Canım, iyi misin? Bahar ben kan veremem. Neden? Ne demek o? Burasının sonuçlarımı görmemesi lazım. Beta HCG'mi görmemesi lazım. Hamileyim ben. Hamile! Bahar. Babaannem. Yavrum, Bahar yapma. Bak ikimiz de ağlarız vallahi. Herkes anlar. Tamam. Pardon. Senin için ne yapabilirim? Gizli ultrasonu sokayım seni. Yok. Bebeği görürsem vedalaşamam. Bahar. Yani şimdilik aramızda kalsın tamam mı? Lütfen. Kimseye söyleme. Lütfen. Benden çok zor bir şey istiyorsun. Biliyorum. Uras'tan bunu saklaman çok zor. Biliyorum. Ama kendim söylemek istiyorum. Haklısın. O da senin hakkın. Söyleyemedim Bahar. Sizin ameliyatlarınız, işte mahkeme, olay. Çok şey oldu. Bu kan işini şimdi çözmemiz lazım o zaman. Doruk! Çok bağırdım. Doruk! Ne haber? İyiyim. Senden ne haber? İyi. Senden küçük bir şey isteyeceğiz. Küçük bir şey. Olur. Uras çıldırıyorum diyorum ya. Ne oldu? Günaydın. Ne oldu? Günaydın anneciğim. Konfor göçü. Asistan odasında lale devri sona eriyor artık. Süreyya Hoca yeme içme işini yasaklamış asistan odasında. Yeni kafeyi kullanacakmışız var. Çay makinesine, kahve makinesine ve buzdolabına elveda. Nasıl olmaz ki? Nasıl olsun böyle bir şey? Aramızdan biri mesela hamile olsa, susasa. Kafe doluysa, ne bileyim ben? Bize çölde bile su yok Buhar. Süreyya Hoca biçmeye başladı, yandı. Arkadaşlar, günaydın. Günaydın. Arkadaşlar, günlük geyik dozunuz bittiyse çalışmaya başlayabilirsiniz. Herkes maillerini kontrol etsin. Görev dağılımı orada. Yalnız asistanlardan sorumlu Seren de ama. Artık benim. Bir itirazım var mı?
Yok. Güzel. Bir itirazı olan varsa Süreyya Hoca ile konuşabilir. Kolay gelsin. Size de. Sana da. Hadi. Hadi bakalım. Seren, bir şey olursa beni ara. Ya tamam Murat, hadi. Ne haber? İyiyim, iyiyim. İyiyim de. Ben Uras'a söyleyemedim Bahar yani. Neyse işte. Asıl sana ne oldu? Sen iyi misin? İyiyim. Şey, uyuyamadım akşam biraz. Ha. Önemli değil. Tamam. O... Ne zaman, ne zaman kendini hazır hissedersen o zaman söylersin. O zaman bak tetikler yapılır. Her şey kafana takma. Tamam, tamam Bahar, tamam. Sağ ol. Tamam. Bir dakika. Taze sıkılmış portakal suyu. Kahvaltılık bir şeyler, glutensiz, şekersiz. Bahar bak, ben hiç alışık değilim böyle şeylere, ne olur üstüme gelme. Alış o zaman. Tamam, o zaman alış. O zaman yardım istemeye alış. Benim de sizden azıcık bir isteğim olabilir demeye alış. Alış o zaman. Sen de sadece kendini düşünmeye alış lütfen. Bak iki tane ciddi operasyon geçirdim Bahar. Kendine bakman lazım. Sen ye bunları. Bak portakal suyunu sen iç, tamam mı? Bunu da yersin. Hadi benim gitmem lazım. Ayrıca bu senin ikinci Bahar'ın, hakkını ver. Tamam. Hadi. Tamam. Görüşürsün bebe. Ah, beni al. Yarım yarım ye. Yarım yarım yiyelim. Gel kafede bir... Gel gel kafeye gel. Ne yapıyorsun oğlum? Sandviç ya Bahat, sandviç aldım. Gel misin? İstemem. Dur, yesin, afiyet olsun. Yalnız karnını çok doyurma Durukçu. Eylem burada yemek yediğini görürse Süreyya Hoca'ya söyler. Hani azar yiyeceksin ya, yer kalsın. Kal. Arkadaşlar kolay gelsin. Senin adın neydi? Doruk. Doruk. Doruk ben. Burada yemek yemek yasak. Hatırla. Arkadaşlar, genel cerrahi profesörümüz Fevzi Bey sizden bir vakayı inceleyip raporlamanızı istiyor. Sonrasında Süreyya Hanım da inceleyecek. 45 yaşında erkek hasta karaciğer nakil ameliyatı sırasında 90 saniye arrest durumu yaşanmış. Bana... Sen raporlamayacaksın Bahar. Süreyya Hoca sen rotasyonda olduğun için seni muaf tuttu. Tarafsız bakamazsın diye bence. Hmm, bu vaka Selam Vakıf Hastanesi çalışmış diyebilir miyiz? Aziz Uras, birlikte çok uzun. Hangisi? İkisi. Sana sormadım Bahar. Uras. Aziz. Senin vereceğin rapor çok daha önemli. Çünkü sen hem şahit hem de şikayetçisin. Daha özenli çalışmalısın. Sonra vakayı heyet değerlendirecek. Herkes sıkı çalışsın. Kolay gelsin. Timur Hoca ve Evren Hoca gerilimini masaya yatıracağımız bir raporlama. Arkadaşlar, böylesi bir heyecan bir daha denk gelmez. Aman ne büyük eğlence Uğur. Başhekim el arttırıyor. Hem raporlar hem de heyetten sonra Evren Hoca'nın aklanma ihtimali yok. Allah! Bahar! Seren, sen kimden kaçıyorsun? Kendimden. Aklımdaki sorulardan çıldırmamak için kaçıyorum kendimden. Canım. İyi değilim Bahar. Hiç iyi değilim. Yani iyi olmaya çalışıyorum, yok saymaya çalışıyorum ama olmuyor yani. Ya her şeye gözüm doluyor, abuk subuk ya da avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Öfkelisin, çok öfkelisin. Öfke biraz hafif bile kalabilir. Ama neye öfkeliyim, kime öfkeliyim onu da bilmiyorum. Zamanlamaya öfkelisin Seren. Hayatın sana yaptığı bu sürprize öfkelisin, kendine, belki Aziz Uras'a. İngiltere meselesine, babamın hayallerine, annemin benden beklentilerine.
Bahar, İngiltere bana çıkarsa ben ne yapacağım? Canım. Kariyerimin en büyük fırsatı bu. Evet. Kendimden mi vazgeçeceğim? Yoksa bebeğimden mi vazgeçeceğim? Ay, hayat kendini tekrarlıyor mu? Hayat kendini tekrarlıyor sanki. Ben de Azura hamile olduğumda böyle hissetmiştim. Böyle bir yandan çıkıp bütün dünyaya haykırmak istiyordum. Bir yandan da saklanmak istiyordum herkesten. İçimde böyle büyüyen bir kalp. Ben de günlerce kıvranmıştım. Babama nasıl söyleyeceğim? Timur iyi bir baba olabilir mi? Ne oluyor şimdi böyle pat diye evlenmem mi gerek? Kariyerim. Bu nasıl altından kalktın peki? Yani bunca sorunun cevabını nasıl verdin? Sen de biliyorsun cevabını. Sen bir bebeği istiyorsun. İstiyorsun. O yüzden Azura'sa da söylemen lazım artık. Sonra İngiltere meselesi olursa ona göre bir yol bulunur. Bakılır, ona göre bir yol bulunur. O zaman önümüze geldiğinde o da halledilir. Ama önce kendine sonra Azura'sa söylemen lazım. Aklı geldi galiba, değil mi? Geldi. Evet. Geldi. Sağ ol Bahar, şükürüm. Sen de sağ ol. Sağ ol. Yanımda olduğun için teşekkür ederim. Ya, halledeceğiz değil mi? Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hallolmayacak hiçbir şey yok hayatta. Göreceksin. Mutlulukla halledeceğiz. Hocam hazır mısın? Beril geldi, kazanmışsın. Ne oluyor? Neyi kutluyorsunuz? Aziz'in İngiltere'ye gidişini kutluyoruz. Çok tebrik ederim. Hak eden biri kazandı. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Siz niye öyle bakıyorsunuz ya? Sevinmedin mi anne? Sevinmem mi? Şaşırdım. Şaşırdım. Ay. Tebrik ederim canım. Çok mutlu oldum. Seni gurduyorum oğlum. Tebrik ederim Aziz Uras. Sağ ol. Vakıf başkanı güzel bir karar vermiş. En kısa zamanda odama gel, detayları konuşalım. Tabii hocam, sağ ol. Bakarsın, uzmanlığını da orada yaparsın. Ondan sonra kimse tutamaz seni. Yürür gidersin. Ha, kusura bakma Selen. Sen de gidersin zaten. Tabii gidecek canım. Ya da Aziz'im kalacak. Onlar ayrılamazlar. Ortak şeyleri var. Ne? Senin? Aşkları var. Congratulations. Bundan aşkları sonra İngilizce. Var. Evet. Yani büyüdükçe büyüyen bir aşkları var onların. Love. Aşkları var. Kalpten kalbe büyüyen büyük bir sevgi aşk. Heart to heart. Sen sevinmez mi mesela? Bak. Sevindim tabii canım. Sevinmez olur muyum da şey, tebrik etmek için doğruğun susmasını bekliyordum. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Hadi biz gidelim. Belki konuşacak bir şeyleri vardır. Tebrik ederim. Evet hadi. Önce acile, oradan da katlara. Acile hemen. Hadi hızlı olalım. Hadi bakalım. Şekerler. Pound kaç lira? 48. Ne diyorsun? Vazgeçtim. Ne oldu? Niye suratın düştü sen? Yo, düşmedi suratım. Düşmedi suratım. Çok iyi bir fırsat bu senin için. Harika yani. Harika. Bir sene Seren. Hemen geçer zaten. Geçer, geçer tabii. Bir sene geçer. Tebrik ederim. Yani... Sevgilimin ben gidiyorum diye suratı mı düştü yoksa? Ha? Ha? Yok, yok canım, olur mu öyle şey? Yani o zaman kutlayabiliriz. Ha? Hazır herkes gitmişken. Kutlarız, kutlarız. Şimdi değil ama. Şimdi kutlarız. Yok, şimdi kutlarız, kutlayamayız. Kutlarız. Bir şey yapalım ben. Acile gideceğim, sonra tekrar şey yaparız, tamam? Tamam. Tebrik ederim. Tamam.
Evren Hoca'yı gördün mü? Birazdan ameliyatı var Bahar Hoca. Bir notunuz varsa ileteyim ben. Yok yok. Ben görünce söylerim. Ha, tamam. Canım. Günaydın Bahar. Günaydın. Söyleyememişsin. Yani İngiltere için o kadar heyecanlı ki. Bunu ona yapamam Bahar. Ama bizim artık bir şey yapmamız lazım. Ben senin nasıl karar vereceğini biliyorum. Ben de. Bekle birazcık. Tamam. Burada otur. Dinlen bir yerlerde bekle. Ya biri bizi gördüyse, ya şimdi gelirlerse? Tamam, kimse gelmeyecek. Ben hemşireyi ayarladım. Tamam, alerjili bu sedefsiz olayı buldum yalnız. Dur bakalım. Bahar. Canım. Tamam. Yavaş yavaş gel buraya. Otur. Tamam, sakin ol sen. Şimdi rahat et. Tamam. Evet. Dur. Tamam. Sakin ol. Tamam. Hazırsan başlıyorum. Evet. Sesini duymak ister misin? Aa, işte ben bundan korkuyordum. Dünyanın en güzel sesinden mi? Kalbiyle geliyor sana. Koşarak geliyor ama. Sen de hazırsan koşarak geliyor. Ne oldu? Yok bir şey, dur. Bahar ne oldu? Yok, bir şey yok hayatım. Yok hayatım, tamam. Sakin ol, endişelenecek bir şey yok. Skoryalimotom var. Riskli yani mi? Evet, hayır hayır, riskli değil. Sadece böyle bir minik kanama alanı. Dinlenmen lazım, tamam mı? Bebeğime bir şey olacak mı? Hayır, hiçbir şey olmayacak. Tamam. Sadece dinlenmen yeterli. Sen şimdi birkaç gün izin al. Tamam mı? Evde güzelce dinlen. Ben niye korktum ki şimdi bu kadar? Kalbim yerinden çıkacak. Çünkü anne olmuşsun bile. Anne olmanın kurallarından biri bu. Çocuğun için endişe duymak. Endişe kulübüne hoş geldin. Önce inkar ettin, öfkelendin. Öyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur dedin. Ama kabullenme evresine geçtin. Bahar, ben bu bebeği istiyorum galiba. Sana geldiğine göre belli ki o da seni istiyor. Çok güzel bir anne olacaksın. Şimdi bir tek bebeğin babasına söylemek kaldı. Hayatta bazen hayatın getirdiklerini sadece kabullenmek gerekir. Sadece kabullenmek. Çok yakında Rengin, Timur ve ben evleniyoruz. Bravo. Bravo. İyi eğlenceler, hepiniz davetlisiniz. Rengin,
ne yapıyorsun herkesin içinde? Neymiş? Bir de eline gelmişler beraber. Ne içelim? Ne içelim? Dedim ya sana bunu şey yapar mısın? Anne. Ne oldu? Ne? Anne bir gelsin. Ne oldu? Anne kızım ne oldu beni meraklandırma, ne oldu? Kızım ne oldu beni korkutma. Anne ben söyleyeceğim. Ah, Amay. Seren. 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 Ne oluyor? Bahar. Tamam, tamam, tamam hayatım. Bahar. Bir şey yok. Bahar, hastaneye gitmemiz lazım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hamileyim ben. Hamileyim ben. Ne? Hamileyim. İnkar. Öfke, pazarlık, depresyon, kabullenme. Hayat bize felaketler ve mucizeler hazırlar ve bazen bize düşen yalnızca kabullenmektir. Tam kabullendiğin andaysa fırtına tekrar başlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.